Şimdi Fahrettin Koca olayında belli ki onun bu kadar değişik bir üslupla, kutuplaştırmadan uzak bir üslupla öne çıkması ve pekala bambaşka bir devlet adamı tipi olabileceğini göstermesi, bir anlamda da bunu Türkiye'de insanların bir şekilde bir süredir özlediği bir profil olarak görebiliriz. Bu rahatsızlık yaratmış anlaşılıyor ve onun üslubunu değiştirdiğini görmedik ama kendini geri plana itme çabası, kendini önemsizleştirme çabası çok daha fazla öne çıktı dünkü yayında. Bu iyi bir şey değil. Burada hala bir takım Türkiye'deki otoriter siyasi iktidar yapısını yeniden üretmeye çalışmak bu süreçte bence çok fazla mümkün olamayacak nafile çabalar. Normal şartlarda Fahrettin Koca gibi isimlerin çoğalması lazım. Bunlar sadece bakanlar değil ama aynı zamanda belediye başkanlarının, sivil toplum şahsiyetlerinin, kurumlarının öne çıkması lazım. Çok zor bir süreç çünkü. Kavga ile geçirilebilecek bir süreç değil, inatlaşma ile geçirilebilecek bir süreç değil. Dünyanın dört bir yanından çok acayip haberler geliyor. Genellikle olumsuz ve hem bugün için hem kısa ve orta vade hatta uzun vade için çok moral bozucu haberler, tahliller, öngörüler geliyor. Böyle bir süreçte bir takım inatların bırakılması ve Türkiye'nin olabildiğince bir arada ve sakin bir şekilde, tabii sakin olamayacağını hepimiz kabul etmek durumundayız, sakin bir şekilde bunu aşması gerekiyor. Ama görüyoruz ki hala bir rol kapma derdi var. Rol kapma derdinde olanların neyi nasıl yaptıkları konusunda da açıkçası şüpheler var.